Allah Allah. Nereye gitti bu kız Raşit? Bilmem ki Nimet. Dünden beri çeviriyorum çeviriyorum, evde yoklar. Bir şey gelmesin başlarına. Allah göstermesin canım, ne gelecek? Sen de ne rahatsın. Merak ettim, minelerde olmasınlar. Ha, olabilir. Ara şunları. Aa, yapma Nimet. Şimdi Şevket falan çıkar, konuşmuyorum ben onunla. Vallahi küfür ederim. Onlar çıkarsa çat kapat Raşit. Konuşmak zorunda mısın? Özge çıkarsa bana ver. Ha, öyle olur. Hadi canım. Çok merak ediyorum kızımı. Yap bunu benim için. Sesini de değiştir biraz istersen. Vallahi senin hatırın için yapıyorum bunu. İnşallah o terbiyesiz Şevket çıkmaz karşıma. Alo. Alo. Kaç numarayı aradınız? Bakkal mı? Hayır efendim, ev burası, ev yanlış. Ne diyor? Bakkalı arıyormuş da sözde yanlışlıkla burası düşmüş. Raşit Bey. Aa, ne cesaret. Sesini de değiştirmiş, anlamayacağım sanki. Annen arıyor seni herhalde Özge. Merak etti sizi. Cem Antalya'da, sen burada. Evet herhalde. Kendisi açmıyor, Raşit Bey açtırıyor. Öyledir öyle. Sen ara istersen. Aman aramam valla. Yapma kızım, annendir. Merak etti herhalde kadın. Arama. Şimdi karşıma adam çıkar. Çıksın kızım. Ne yapacak sana? Annen istersin. Yok yok. Şimdi bir şey söyler, bir laf atar. Niye bakkal mı diyorsun tahta kafa? Şevket açtı telefonu ama Nimet. Ne yapabilirdim? Konuşacak mıydı bir de o terbiyesizle? Belki de anladı zaten. Anlasın ne olur. Merhaba bile demeden sor. Özge orada mı de, Özge'yi ver de. Kızımızla görüşeceğiz, ayıp mı? Ben konuşmam o adamla. Zaten karşılaşalım, tüküreceğim yüzüne. Bırak şimdi palavraları Raşit Bey. Kızımı merak ediyorum. Kızımla görüşmem lazım, anladın mı? Aç çabuk bir daha. Bak Nimet, telefonu yüzüme kapatmaya kalkarsa vallahi bu sefer küfrederim. Sana aç diyorum, aç, fazla konuşma. Beni kızımın sağlığı ilgilendiriyor. Yine ararsa bir şey söylemeden Özge'ye ver Şevket. Öyle yapacağım tabii. Arıyorum. Alo. Bir dakika. Al Özge. Hadi kızım, güzel güzel, annen bu, sinirlenme hadi. Tamam. Anne? Orada mı? Orada anne diyor. Oh çok şükür. Özge kızım, neredesin sen iki gündür? Arıyorum arıyorum, merak ettim. Cem Antalya mı gitti? Sen de kalkıp gelsene annenin evine kızım. Onlar mı sana daha yakın, annen mi? Bravo Nimet, de güzel söyledin. Aslında aramamak lazım sizi ama anne yüreği dayanamıyor. Demek ölsem aramayacaksın beni. Bırak bırak. Hele o Leyla kocan yok mu? Şerefsiz karaktersiz, gözüm görmesin. Baban da seni çok merak ediyor. Anne bak, başlamayalım yine. Kocama laf söyletmem bir. Aa, ne diyor? Lelek diyor. Terbiyesiz. Sakin ol kızım. Diyemezsin evet. İkincisi o adam benim babam falan değil. Bana devamlı baban baban deyip de illet etme beni, tamam mı? Kız güzel konuş. Aradığına pişman etme insanı. Gelirsem oraya. Ne diyor Nimet? Ne diyecek? Terbiyesiz terbiyesiz konuşuyor, Allah'ın cezası. Uzak dur biraz. Bana mı bir şey söylüyor yoksa o Nimet? Sana şöyle uzak dur dedim Raşit. Babanla konuşuyoruz. Ne? Ne dedin ne? Aa, ne diyor Nimet? Benim öyle babam yok diyor. Püh, benim de öyle kızım yok, söyle. Omuz olsun öyle evlat. Çekil başa, demedim mi sana tahta kapat. Ay anne. Anne. Eyvah, yine adama vurdu galiba. Ay avaz avaz bağırıyor. Aa. Alo. Alo. Kapandı mı telefon? Kapandı. Hay Allah. Oh. Üzülme kızım. Onlar birbirlerini tam bulmuşlar. Bu onların hayat tarzı. Vallahi öyle. Bu nasıl evlilik ayol? Ayrıca annem vurduysa hak etmiştir Raşit Bey. Hiç şüphen olmasın. O adam dünyanın en sakin insanını bile çileden çıkartır. Hadi ben gidiyorum. Abbas. Buyur müdürüm. Ne yaptın? Ne yapayım müdürüm, affedersin. Görüyorsun işte. Hah, biraz çok yap. Herkes acıktı. Menemen yenir. Yaparız müdürüm, affedersin. Biber tadına bakıyorsun değil mi? Bakıyorum müdürüm, affedersin. Aman acı olmasın, Şükrü Bey yiyemez. Daha ince keş şunları Abbas.
İnce ya müdürüm affedersin, görmüyor musun? Tövbe. Ha öyle, elini çabuk tut biraz, herkes acıktı. Tövbe, boş mu duruyoruz müdürüm affedersin? Başka işin yok mu senin? 15 Temmuz'da çıkalım tatile Bülent. Çıkalım da ikimize birden aynı zamanda izin vermezlerse? Aa, nasıl vermezlermiş? Birlikte çıkacağız, kıyamet koparırım valla. Abbas menemen yapıyor. Yazık, Bülent Hazretleri yemeyecek, çok severmiş. O da kaçtı herhalde Antalya'ya. İşçi falan dediler ama. Niye kaçsın şimdi durup dururken Ergun Bey? Yazıyorsunuz yine. Karısıyla kavga etmiş kızım. Geçimsizlik var aralarında. Nimet Hanım yüzünden. Allah cezasını versin o kadının. Bir rahat vermedi insanlara. Vallahi öyle. Oh neyse, Şevket Bey şu tahta kafayı koldu da biz de rahat ettik biraz. Ha, ne yaptınız tatil için? Verdiniz mi kararınızı? Verdik Ergun Bey. 15 Temmuz'da çıkalım diyoruz. İkiniz birden mi? E tabii Ergun Bey. Ayrı ayrı mı tatile çıkacağız? Tamam kızım, tamam da. Buna ben karar vermiyorum ki. Alevlenme hemen. Dur bakayım bir konuşayım da. Ha, buradalar mı? Burada ikisi de. Şükrü Bey'in odasında. Cem aramadı değil mi seni de? Aramadı abi. Ne yaptı acaba Leylek, merak ettim. Bir terslik olsa arar be abi. Yarın mı geliyor? Öğlen uçağıyla. Gel. Bu Ergun. Efendim menemen 15 dakika kadar hazır. Demedim sana. Aa, ne severim şu menemeni de. Vallahi benim de şimdi ağzım sulandı efendim. Ha, efendim arkadaşlar 15 Temmuz'u tatile çıkmak istiyorlar. Ama birlikte. Biz ne yapacağız o zaman? Ben de öyle söyledim efendim. Durun bakalım dedim. Olur olur, idare ederiz. Nişanlı çocuklar, ayırmayalım şimdi. Zaten pek iş olmuyor. Ah efendim ha. Her şeyi düşünüyorsunuz maşallah. Nerede bulacaklar sizin gibi patron? Ne sevinecekler şimdi kim bilir. Sen bir yere gitmiyor musun Ergun? Çok zor efendim. Nasıl gidelim? Bir arkadaş Ağustos ayında deve mülkün anahtarını verdi ama. Ne güzel işte. Güzeldi efendim. Yol paramız, orada yiyip içmek düşündürüyor bizi. Çoluk çocuk hiçbir şey yemesek günde en az 3 milyon. Git Ergun git, dinlen biraz. Parayı düşürme. Neyse masrafını biz karşılarız. Ah efendim bunu duydum ya. Bu bana yeter gitmesen bile. Eksik olmayın. Öpeceğim. Cem Bey yarın mı geliyor? Yarın niye sordun? Ah efendim ha. Birinizi bir gün şurada görmezsem çok üzülüyorum, inanır mısınız? Sizi de öpeceğim. Hazır mı Abbas efendi? Getir. Hazır bacım, affedersin. Abbas abi mis gibi koktu. Efendim buyursunlar. Oo, çiçek gibi de sofra hazırlamışlar. Demet nasıl oturuyoruz? Siz şöyle baş köşeye oturun efendim. Siz de şöyle buyurun Şükrü Bey. Siz? Hadi buyur Şükrü Bey. Eline sağlık Abbas efendi, yoruldun. Afiyet olsun babam, ne buyurun. Kelime. Sağ ol Demetciğim. Şükrü, ekmek yemeyecek misin oğlum? Ben yiyeceğim abi, hazırladım bak. Hop, çamandır ha. Ben de yiyeceğim bak. Ha, Mini'ye söylemek yok ha. Bu ekmeksiz gitmez. Vallahi şimdi boğazımdan geçmeyecek. Ver kızım. Cem Bey de olacaktı ki. Tatil işiniz tamam. Teşekkür ederim efendim. Hadi yine iyisiniz. Nerede bulacaksınız böyle patronları? Pırlanta vallahi. Üçü de pırlanta. Götür abi. Periz yok bugün. Rahmetli babam ne severdi şunu. Ruh şad olsun efendim. Birer lokma da fazla onun için yiyelim. Aa, burada mısınız? Afiyet olsun. Yemek mi yiyordunuz? Anne hoş geldin, buyur. Menemen yiyoruz. Kaynana seviyormuş anne. Ben de severim. Sen mi pişirdin Abbas? Ben hanımım, affedersin. Çok beceriklidir benim kocam. Ne çok. Ayıp, sana bir şey soran oldu mu Hacer Hanım, affedersin. Yemek yediniz mi anne? Yemedik valla. Hoş geldiniz, buyurun şöyle. Hoş bulduk kızım. Nasılsın Bülentciğim? Teşekkür ederim efendim. Ne zaman evleniyorsunuz? Gelecek yıl inşallah. Hadi bakalım. Efendim ne güzel, ne güzel sizi burada görmek. Şimdi kulaklığını sınatıyorduk vallahi. Tabak getirir misin Abbas efendi? Hemen babam, affedersin. Bana da getir bir tabak Abbas. Ne dedin Hacer Hanım, affedersin? Kalk, ne ayıp. Sen kim oluyorsun da tövbe öyle cıvık cıvık. Kalk, oturamazsın hanımın yanına. Günah sokma insanı. Kalk.